tabiatından gelen ve gençlere şöyle deriz. Yani daha deneyimli olan askerler, en çok sinirlendiğiniz, en çok zorlandığınız, en kritik durumlar, en sakin olmanız ve en sakin mantıklı düşünmeniz gereken anlardır. Dolayısıyla kendinizi böyle bir baskı altında hissettiğiniz anda ilk önce kendi kendinize şunu telkin edin. İşte şimdi sakin olmam lazım. İşte şimdi mantıklı davranmam lazım. İşte şimdi içgüdülerle veya dürtülerimle değil, aklımla hareket etmem lazım deriz. Tam öyle bir dönemdeyiz. Doğru Çok az bir başlamışız. süre Yani kaldı. doğru başlamışız yani. Evet. 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 Öyle bir Evet. dönemdeyiz. Şimdi dünden beri zaten hani bekleniyordu ama iktidar cenahından üst üste gelen açıklamalar var. Dehşet açıklamalar. Yani üstelik de hani Cumhurbaşkanı Erdoğan genellikle kaptanlığı yürütürdü. Cumhurbaşkanının olmadığı dönemler, ne bileyim hani yurt dışına gittiği 3-4 günlük seyahat yaptığı dönemlerde ülkede böyle bir sakinlik olurdu. Yani çünkü hani konuşan, sürekli muhalefetle didişen, onlara işte bir şeyler söyleyen ana figür olmayınca hani ülke kendi gündeminde böyle sakin sakin günler geçirirdi. Şimdi Cumhurbaşkanı hastalandı. 2 gün yok. 2 günde söylenenlere bakıyoruz. Binali Yıldırım, bu bir İstiklal Savaşı'dır diyor. Muhalefete işgal güçleriyle, yani Cumhuriyet herhalde Kurtuluş Savaşı'nı kastediyordur. Yani kendisi belki de Osmanlı'ya daha çok hayranlığıyla belki başka bir dönem ve başka bir işgalden de bahsediyor olabilir ama bizim aklımıza ilk gelen Cumhuriyet dönemi ve dolayısıyla Kurtuluş Savaşı mücadelesi oldu. Bekir Bozdağ, oy verenler ve vermeyenleri yine oy verenler, yani iktidara oy verenler temiz alınlarıyla, buradaki temiz alın vurgusu önemli, secdeye gideceğini söylerken AKP'ye oy vermeyenlerin kazanması halinde şampanya patlatacaklarını söylemiş. Dün bizim Emre Kongar şey dedi, ya o kadar pahalı ki dedi. Yani onu patlatmak isteyenler de zaten patlatamazlar. Bir tarafta da Süleyman Soylu. Yani dünkü söyledikleri bir tarafa, bugün işte yeni gündem 14 Mayıs'ı bir siyasi darbe girişimi olarak değerlendiren sözleri var. Tek tek mi ele alalım, toptan mı değerlendirelim bilemedim. Şimdi tabii büyük büyük resme yine her zamanki gibi bakmakta yarar var. Ben sesi kulağıma alabilir miyim Çünkü arkadaşlar? Sesi kulaktan duymak istiyorum. detaylarda bazen kayboluyoruz. Tabii sizinle sohbetlerimizde, programlarda, başka yerlerde de son birkaç yıldır hep aynı şeyi söylüyorum. Yapabilecekleri hiçbir şey kalmadı. Yani deniz bitti. Tulumbada da su bitti. Yani şu anda taşımaya çalışıyorlar suyu ama taşımasıyla işte dönmüyor netice itibariyle. Yapabilecekleri şey üç başlıklı demiştim. Birincisi bütün bu olanlar hep dış güçlerin esas olarak da Batı'nın suçudur. Yani bir savaş veriyoruz, Batı ile savaşıyoruz. Onlar da ellerinden gelen her türlü enstrümanı kullanarak yani siyasi, askeri, ekonomik, finansal. İşte bizim bugün bu yaşadığımız bütün sorunlara sebep oldular. Bir. İkincisi sadece dış güçler değil, içeride de bir muhalefet var. Onların işbirlikçisi demek. Bunu yaparken de yani bir Batı düşmanlığı, Batı'yı şeytanlaştırma ve içerideki muhalefeti de kriminalize etme. Yani muhalefet etmeyi, siyasi muhalefeti bir suç şeklinde sunmadan başka bir çıkarları yok. Tabii bu ikisini desteklemek üzere tabii başka hikayeler uydurmaları lazım. Bunun birincisi, o da iki başlı. Birincisi, işte bizler dindar insanlarız, Müslüman insanlarız. Bize muhalefet edenler Müslüman değil. Müslüman değil. İki, eğer bunlar iktidara gelirlerse İşte ülkenin bölünmesini sağlayacaklar. PKK ile işte şunu yaptılar, bunu yaptılar vesaire. Tabii bunların hiçbiri yeni değil. Yani bunlar son 10, 12, 13 senedir zaten hep bu şekilde. Yani 2008'den beri bu söylemlerle seçimlere gittiler.
Yani şimdi diyor ya işte bunlar Kandil'den talimat oluyor. Bu kumpas davaları devam ederken işte bunlar Silivri ile ve Kandil ile işbirliği yapıyorlar diye sürekli Evet. konuşuyorlardı seçim propaganda süreçlerinde. Ha şimdi ne değişti? Şimdi o kadar büyük bir panik ve korku içindeler ki iktidarı kaybedeceklerinin farkındalar. Bizden daha iyi biliyorlar. O kadar derin bir panik var ki her türlü maskelerini attılar. Yani artık hiçbir maskeleri kalmadı. Özlerine döndüler. Artık şimdi onları astıyla görüyoruz. Hani hep derdik ya kral çıplak veya imparatorun elbisesi yok. Hani o çocuk hikayesinde. Evet. Yani imparator işte iç çamaşırlarıyla ata binmiş. Atın üzerinde gidiyor. Sanki üzerinde kıyafet varmış gibi. Bir de böyle alkış selamlıyor. Herkes de alkışlıyor. Oradan bir çocuk, o çocuk saflığı ve dürüstlüğü içinde imparatorun elbisesi yok diyor. Artık imparatorun elbisesinin olmadığını herkes görüyor. Hepimiz görüyoruz. Hepimiz görüyoruz. Onlar da gördüğümüzün farkındalar. Bunun getirdiği bir utanç ve öfke var. Şimdi buna psikolojide regresyon deniyor. Regresyon. Regresyon geri gitmek demek. Yani insanlar tabii çocuk doğar, yavaş yavaş olgunlaşır, işte ergenliği, sonra orta yaş ve yukarı doğru gider. Şimdi belli bir yere gelindiğinde buradan geri gitme olur. Şimdi bunlarda da aynı şey var. Aynı elinden oyuncağı alınmış veya elindeki dondurmayı yerken, dondurmayı yalarken Düşmüş. dikkatsizlikle dondurmayı yere düşürmüş bir çocuğun tepkilerini gösteriyorlar. Tepkilerini gösteriyorlar. Hepsi. Şimdi tabii siz Süleyman Soylu'yu yani ismen belirttiniz başlarken. Tabii Süleyman Soylu çok uçta bir örnek. Yani Süleyman Soylu'nun psikolojik ve psikiyatrik olarak tabii bunu teşhisine koymak bana düşmez. Ben tıp doktoru değilim. Ancak psikolojiden az çok mesleğim gereği anlayan bir insanım. Onun hep söyledim bir daha söylüyorum. Jandarma ve polis gibi silahlı bürokrasinin başında olması çok büyük bir risktir. Normal bir devlette yani normal derken bir devlet olsa onun orada bir saniye durma tutmaz. Hiç kimse tutmaz. Hiç kimse tutmaz. Onun bu ifadeleri ve daha önceki tavrı, davranışları, sözleri, girişimleri, emrindekilere verdiği talimatlar, tutumu vesaire bunlar belli. Çok uç bir örnek. Uç bir Evet. örnek. Zaten İçişleri Bakanı olmasa yani hiçbir şekilde ciddiye alınabilecek bir insan da değil ama ne yazık ki yani bu gerçeklik suratımıza çarpıyor da önümüzde duruyor. Kendisi İçişleri Bakanı. Kendisi İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı makamını işgal eden, hasbelkader işgal eden ve dediğim gibi yani psikolojik anlamda dengesizliği çok açık olan, psikiyatrik olarak dediğim gibi o benim uzmanlık alanım dışında bir şey diyemem ama psikolojik olarak dengesiz olduğu çok açık. Çok açık. Bir insanın seçimlere 2 hafta kala seçimleri darbe girişimi, siyasi darbe girişimi olarak nitelemiş olması çok vahimdir. Çok vahimdir. Ve onun hala orada oturuyor olması, yani bugün biz şimdi konuşurken hala o şahsın İçişleri Bakanı olması çok vahimdir, çok büyük bir risktir. Ve bu devlet için, hepimiz için bir utançtır. Dünyanın hiçbir yerinde, bakın dünyanın hiçbir yerinde, Rusya dahil, Çin dahil, Suudi Arabistan dahil, böyle bir lafı eden kişinin İçişleri Bakanı veya benzer bir makamda kalmasına izin verilmez. Bu kadar işler zıvanadan çıktı. Bu kadar işler zıvanadan çıktı. Şimdi şeye gelince, işte Batı'ya şey veriyoruz, işte İstiklal Savaşı falan. İşte Binali Yıldırım'ın okuma yazması falan, hani o yeteneği belli. Hani şiir okuması, başta İstiklal İstiklal Marşı Bağımsızlık dahil. Marşı, evet okumak üzere. O zaten malum. Benim kendisine tavsiyem, otursun Nutuk'u okusun. Nutuk, Atatürk'ün Nutku. Onu bir okusun. Orada bir okusun. Orada kim kime İstiklal Savaşı'nda kime ne destek vermiş, nasıl yapmış. İstanbul'daki padişah ve padişah hükümetinin
Osmanlı ordusunu Yunan ordusunun önünde Ankara'da kurulmakta olan Kuvayi Milliye ve Milli Ordu'ya, Atatürk'ün komutanındaki Milli Ordu'ya siper etmek üzere Yunan ordusuyla Kuvayi Milliye arasına Osmanlı'yı yerleştirmek için teklif ettiğini, resmi olarak işgal güçlerine teklif ettiğini falan bunları biraz okusun. Bunları biraz okusun. Ama iyi okusun. Kendisinin okuması zayıf, yanına okuması iyi olan birisini alsın, onu okutsun, öğrensin. Bir, iki. Şimdi tabii yine muhalefete geleceğim. Yani kusura bakmasınlar. Şimdi bakın dönüp dönüp aynı şeyleri söylüyorlar. Dönüp dönüp aynı şeyleri söylüyorlar. Yani bu Leman Soylu ve Binali Yıldırım gibiler. 2002 yılında 2 Kasım seçimlerinden hemen sonra Tayyip Erdoğan hiçbir resmi sıfatı olmamasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne koşup o zamanki Başkan Bush'la görüşme yapmadı mı? Fotoğrafları yok mu? Tokalaşırken resimleri yok mu? İkisi de gülücükler satarak. Üstelik birkaç ay sonra 1 Mart tezkeresini kimler getirdi meclise? Hani Amerika'nın koskoca bir mekanize piyade tümeninin binlerce kişiden söz ediyoruz. Türkiye'ye girmesi, yerleşmesi ve kuzeyden Irak'a girmesi için kim çaba harcadı? Ve bu Altay tankında başrolü oynayan Ethem Sancak'ın kendisi değil mi? Bizi iktidara Amerika getirdi diye. Evet. Kim ne diyor? Şimdi muhalefetin dönüp dönüp bunları anlatması, bunları vurgulaması, o Tayyip Erdoğan'la Başkan Bush'un o yan yana fotoğraflarını, görüşmelerini, bunları hatırlatması gerekirken, 1 Mart'ı hatırlatması gerekirken, efendim Suriye'de Amerika'nın gaz vermesiyle girip ondan sonra çıkamadığımız ve neticede Fırat'ın doğusunda o devletin kurulmasını sağlayan bu iktidar değil mi? Ya Amerikalılar teşekkür ediyorlar bu iktidar. Ya dolayısıyla neresinden bakarsanız bakın Batı için ne yazık ki bu iktidarın yine görevde kalması için yürütülen bir çaba var. Bunun sebepleri belli. 2002'de neyse 2023'de aynı sebepler vardır. Bu gerçeklikleri halkın dikkatine sunmak yerine sadece bir takım vaatlerle gidilmesi, geçen hafta da söylemiştim, propaganda yaparken karşı propagandanın ihmal edilmesi tabii pek anlaşılabilir bir durum değil. Evet. Nutuk okudunuz dediniz. Belki hani geriden okuma alışkanlığı varsa, hani baştan sona doğru okumuyorsa, en sondan başlarsa, Atatürk'ün gençliğe hitabesinde siyasi iktidar sahiplerinin şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emellerine tevhid edebilirler cümlesiyle belki bugünkü tablo arasında bir şey